Fuat Akdağ ve Tümer Metin'le Dahası Var başlıyor. Bu bölümde Pereira ne yapmaya çalışıyor? Nedir bu rotasyon sevdası? Sergen Yalçın'ın değişim kararları. Futbolun ince pasları, şimdi Dahası Var. Merhaba değerli seyirciler. Yemek Sepeti'nin sunduğu Dahası Var başladı. Diyor ki Pereira, gene Pereira ile başlayacağız. Diyor ki bak, ilk yarıda bence kaliteli bir oyun sergiledik. İlk yarının sonucu bana göre adil bir sonuç değildi diyor. Bak bir de şu var. Tekrar kalite katmak, bazı oyuncular yorgundu. Tekrar kalite katmak, ilk yarıdaki gibi oynamak için değişiklikler yaptım. İnsanlar istedikleri gibi eleştirilebilirler. Burada hoca benim. Yani ilk yarıda Pereira Fenerbahçe'nin iyi oynadığını düşünüyor mu diyeyim, zannediyor diyeyim. Ne dersin? Sıkılmadın mı? Ya İlk yarıda mı? Şöyle söyleyeyim, yorulmadın mı? Pereira konuşmaktan mı? Evet. Mesela lig liderimiz var. En yakın rakibine 10, büyükleri 12, 13, 14 puan, 16 puan fark atmış. Abdullah Avcı'yı, Abdullah Hoca'yı Pereira kadar konuşmuyoruz. Evet. Abdullah Avcı kamuoyunda Pereira kadar yer bulmuyor. Doğru. Pereira'yı her hafta mütemadiyen burada 9-10. Programımızı yapıyoruz. Ama ben... 10. bölüm. Hemen hemen her hafta Pereira'yı konu başlığım. Ama ben buna farklı bakıyordum Tümer, biliyorsun. Biliyorum, kırıldın sanıyorum. Öyle mi? Yok, şöyle biraz son kırıldım. Maça dair çok bence ağır eleştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu arada konuşacağız ama Pereira'yı. Neden diğerlerinden daha çok konuşuluyor Pereira? Buna anlam vermiyorum, doğru da bulmuyorum. Peki. Bak onu söyleyeyim. Peki. Ama şunu söyleyebilirim. Tabii ki Pereira'nın çok konuşulması lazım. Pereira neden çok konuşuluyor demiyorum. Ama diğerleri de çok konuşulması lazım. Bu da güzel. Tamam. Benim meselem bu. Tamam. Doğru anlaşılmak Anladım. İsterim. Ama bu maçta ilk yarıda iyi oynadığını zanneden bir Pereira ile karşı karşıya kalmak enteresan geldi bana. Bunu ne olur sen bir anlat bir şey. Anlatayım. Dilimin döndüğünce. Fuat abi girmeden önce sana nacizane bir sorum olacak. Hı hı. Şimdi hem bunca yıllık futbol dünyasının içindeki bilgi birikimin, hem konjonktürü hem fotoğrafı iyi yorumlayabildiğin, inandığım bir akıl olarak soruyorum bunu. Abi şimdi Sayın Ali Koç, başkan, Emre'yi yolladıktan sonra gerekli istişareleri yaptılar ve Pereira'ya ulaşıldı. Gelsin bir görüşelim, konuşalım dendi. Pereira geldi. Merhaba başkan, merhaba mister. Oturdular. Bu dedi kadromuz. Ve seninle çalışmak istiyoruz. Pereira da kadroya bir baktı. Ne demiş olabilir? Başkan çok iyi bir kadro. Biz bununla şampiyonluk kovalarız bir iki takviyeyle demiş. Şimdi zaten aksini söylese Fenerbahçe hoca olamazsın. Beşiktaş hoca olamazsın. Tabii. Yani gelmek istiyorsan bu takım şampiyon olur diyeceksin. Bunu söylemek için kadroya bile bakmaya gerek yok. Yok. %100. Bunu söylemen lazım. Tabii. Peki. Teknik olarak bir isteğin oldu mu? Mesela bana kalırsa Fenerbahçe takımının 3-4 senedir Vedat Muriç'te kısa bir süre doldurulmuş santrafor pozisyonu. Onun dışında sürekli orada bir boşluk var. Yani buraya bir santrafor alabilirsek bu takım hakikaten bir şey yapar demiş olabilir mi? Dediği santrafor Berisha mı? Alınacak olan Rossi mi? Ve günün sonunda kadronun içinde İrfan Can, Mesut ve Pelkas gibi 3 tane oyunun her anını istediği bölümde iyi oynarsan anında değiştirebilecek 3 tane de kadife ayak varken, başkanım bizim mottomuz, bizim felsefemiz, bizim düşüncemiz biz çok iyi mücadele ederiz mi dersin? Ya bu takım çok iyi mücadele eder mi dersin? Ya senin kadro mühendisliğin böyleyken mücadele ilk söyleyeceğin şey olmaz. Kadro mühendisliğin böyleyken. Bir de şu var. Çocukken dışarı mücadele etmeye mi çıkıyorduk diyorduk. Ya çıkalım bir top oynayalım, çıkalım bir oyun oynayalım diye çıkıyorduk. Mücadele sana maçı kazandırabilir. Bir maçı, iki maçı. Sezonun belli haftalarında sadece mücadele ederek o maçı kotarabilirsin belli bölümünü. Ama şampiyonluğu kazandırmaz.
Onun içine bir de akıl da koy. Şampiyonluk yani. Oyunları güçlü oyunlardır. Major takımlar major oyun oynayan takımlardır. Fark yaratırlar ve diğerlerinden ayrışırlar. Fenerbahçe oyunu da tarihi boyunca, o yüzden sana soruyorum. Tarihi boyunca mücadeleyle anlatılan bir oyun değildir. Pereira yatacak, kalkacak. Yetenek ve akılla. Rakipten bir fazla nasıl atarım onun aklını ortaya koyacak. Şimdi dün istisnasız İrfan Can oyundan çıktığı dakika Pereira'ya olan ufak kırıntılar da ortadan kayboldu. İrfan Can oyundan aldığı dakika. Zaten yani başlangıç kadrosu Meyer'li, Zayt'lı, Crespo'lu orta saha sana ne hayal ettirir? Ben sorguluyorum. Ya bana ettirmiyor. Ben kendi bilgimle sorguluyorum. Ama hocaya, çalışana, hafta içi mesai harcayana belki bir şey hayal ettirmiş olabilir. Onun önüne de argümanlarını şöyle sıralıyorsam, biz bir Avrupa Kupası maçı oynadık. Yorgunluk, rotasyon, sakat. Yorgunluk başlık önemli. Onu bir yorgunluk meselesini çok ayrıca yorgunum konuşalım. Ben abi. Bak, inanılmaz yorgunum. Yorgunum hakikaten. İkinci maddeye futbolu geçemeyeceğiz. Futbolu bırakmadan son senemde, yani son 6 ay, 7 ayda falan, hatta 1 seneye yakın sürede, ya şunu bıraksam da bir sırt çantası, bir short tişört, tamam mı? 2 sene güneş nerede oraya gideceğim. Tişört kirlendi, atacağım, yenisini giyeceğim. Hiç öbür işlere yapmadan bir 2 sene sadece dinleneceğim demiştim. Bulamadım o fırsatı, olmadı. Hayat başka bir yere evrildi. Yapamadık ve yorgunum, kabul ediyorum. Ama benim yorgunluğum şuradan içeri girene kadar kapıdan. Tabii. Şu kapıdan içeri girdiğim dakika burada başka bir şey çıkıyor. Unutuyorsun orayı. Abi oyuncu yorgun olur, kabul ediyorum. Oyuncu yorulur. Kafa yorulur, psikoloji yorulur. Yeşili görmekten nefret edersin. Yine mi yeşil, yine mi yeşile basacağım? O mental yorgunluk falan, onlar başka bir şey ama. Ama bunlar yoruluyor. Düdük çaldığı dakika o yorgunluk biter. Nerede yoruldun? Ne bileyim, ben de onu sana soracaktım. Futbol oynuyorsun. Bir futbolcu. Olympiakos 3 gün arayla maç oynayınca yoruldum der mi ya? Bizim yani şimdi hani sen futbol oynamadın bilmezsin diyorsun. Yok, biliyorum ben çok oynadım. Evet. Biz mahallede anlattın ya, değil mi? Evet. Çok maç ettik biz. Evet. Yoruluyorsun, akşam yatıyorsun, ertesi sabah gene oynuyorsun. Tamam. Ya bu kadar basit. Yani işi futbol olan bir insanın, sadece futbol oynamak olan bir insanın 3 gün arayla futbol oynayınca yorulması bir hafta, ya mahsus olmak üzere o da. Bu enteresan. Biz yorulduk ya asıl. Yani Türk futbolunu bundan yordunuz. Bundan yorulduk, doğru. Bunu duymaktan da yorulduk. Evet, yani bundan yorulduk. Yorulduk ve sıkıldık. Ne demek da yorulmak? Anlamadım. Peki, ben bu meseleyi. Güzel ülkemde fırsatlar geliyor. Fuat abi. Bak, benim güzel ülkemde hoyrat futbol ikliminde de fırsatlar geliyor. Yani 3-0 iken maç, Giresunsporlu oyuncular topu biraz özümseyip, biraz empati yapıp dışarı vursalar. Hocalar maçtan sonra biraz empati yapıp, ya bana olsaydı ne derdimi düşünerek VAR kararlarını, hakem kararlarını eleştirseler. Oyuncuları da katalım içine. Belki iklim biraz değişecek. Bu iklimin değişmemesine birinci sebep de klişeler ülkesiyiz biz. Peki soruyorum, yorgunluk. Herkes bir yorgunluktur gidiyor, bir rotasyondur gidiyor. İki tane zorluk derecesi yüksek maç mıdır? İçeride Fenerbahçe, içeride Marsilya. Olsun. Zorluk derecesi yüksek maç mıdır? Zorluk derecesi yüksek maçtır. Olsun. Kalır. Marsilya maçından sonra kimse yorgunluk demedi. Evet. Madem yorgunluksa doğru. Kimse yorgunluk demedi Marsilya maçındaki. 4-2 kazanınca yorgun falan olmuyorsun. Hiç de yorgun değildin. Zor bir maçtan çıkmışken. Travmatik olarak da Fenerbahçe'ye kaybettiğinde zor bir maça dönüşebilir. Hiç yorgunluk konuşulmadı. Abi biz kılıfı ona göre ayarlıyoruz. Kılıf. Yani bu nereye gitti? Klişe de değil. Bu kılıf. Klişeler kılıf. İyidir. Bravo. Klişe olmazdı yoksa, hani bir sonuç alsa, tabii, doğru olmasa. Tabii. Bu kadar kült olmaz yani. Olmazdı. Bunlar kılıf. Bunlar bahane. Fuat abi, Olympiakos oynadın ya. 45 dakika Atina şuradan.
Evet. Zaten herkes özel uçakla gidiyor. Tabii. Tamam mı? 45 dakika döndün, 3-4 gün sonra lig maçı oynadın. Biz dinlenmeye gidiyoruz ya, öyle fırsat bulunca 2 gün. Sen gittin ya geçen hafta. Evet. 2 günlüğüne gidiyorsun, gelip dinlendim diyorsun. Aynen öyle. Yapılan şey bu yani. Ya küçümsemek için söylemiyorum. Hani benim mahalle maçımla tabii ki profesyonel seviye farklı. O da yanlış anlasın. Ama hani şunun için söylüyorum. Yıllarca profesyonel bir futbol oynamış bir insan için soruyorum. Üst düzeyde hem de dünya çapında. Bu yorgunluk meselesi, işi futbol oynamak olan bir insan için 3 günde bir hakikaten oyun yorar mı adamı? Şöyle. Ya olamaz. Bak şöyle. Öyleyse o zaman oyuncuyu değiştireceksin. Beni abi. Mesela antrenman daha çok yoruyordu. Antrenman daha çok yorar ya, tabii. Çünkü daha serttir antrenman. Tabii, oyuna tabii. Nazaran evet. Daha serttir. Daha hırpalar. Evet. Doğru antrenman programı diye bir şey var. Burası teknik adamlarımızın işi. Kimisini ben maçtan bir gün sonra yorgun, daha yorgun hissederdim. Kimisi 2 gün sonra yorgun hissederdi. Ya bu kan değerleriyle, vücudun anatomik yapısıyla da doğru orantılı bir şey. Kimi daha çabuk recovery sağlıyor, kimi biraz daha gecikmeli ya sağlıyor. Zaten kontrol tamam, ediliyor, bakılıyor. Tamam ama bak 2 gün, 3. gün yorgunluk diye bir şey kalmaz. Ya şimdi İrfan yorgun olduğu için mi alınıyor? Hayır, işte değil. Bu Pelkas yorgun olduğu için mi? Pelkas yorgun olduğu için anlıyorum ben. Pelkas yorgun olduğu için oynatmadın zaten hafta içi. Mesut'u da oynatmadın. Mesut'u oynatmadın. Bak Pereira'ya nacizane tavsiyem. Çok basit bir şey yapacak. Galatasaray'a attıkları ilk golü izleyecek. Galatasaray'a attıkları ilk golü. Kamera açısıyla böyle sağ taraftan sanıyorum Yedlin bir uzun serbest vuruş kullanıyor. Sen maale defanstasın. Maale defanstasın. İrfan Can'ı kendi ceza alanının önüne bırakmışsın. Mesut'u da ileride tutmuşsun. Mesut'u da böyle attığında rakipten uzaklaşarak koşup giden bir oyuncu değil. Doğru pas koşu zamanlamasını doğru yapman lazım ya da ayağını oynaman lazım. Mesut da ileride tutmuşsun. Mahalle herkes defanstayken, Galatasaray hücum ediyorken. Bir orta, biri çıkıyor kafayı vuruyor. Havuza düşüyor top ceza alanının üstüne. İrfan Can dayıyor kalçayı bacağa. Kerem'den topu kurtarıyor. Bir üst akıl, bir nefis pas, tek bir pas. Topu Galatasaray ağlarında veriyor. İki tane yıldızın. Doğru. Şimdi sen bu iki yıldıza bir üçüncü yıldızı katmayı hiç düşünmedin. Oturuyor orada Pelkas'ta. Sosa'yı katmayı düşünmedin. Hepsini beraber oynayalım. Ben oyunun ön tarafını nasıl çözerimi hiç düşünmedin. Senin kafanda sadece maçı nasıl kotarırım var, nasıl kaybetmem var. Ya Fenerbahçe nasıl kaybetmem diye oynamaz. Ya peki Beşiktaş oynamaz. Bir şey uyarmış diye geçen hafta Tümer. Demiştin ki bu dörtlü üçlü meselesi bir üst akıl onu şeye dörtlüye ikna etti. Evet. Bu ikna mı oldu yoksa bunu talimatla mı yapıyor diyeyim hani ben daha bir anlaşılır kılmak için. O yüzden söylediğini düşünüyorum. Şimdi, burada hoca beni mi? Şimdi bu maç o senin söylediğinin bir sonucu olabilir mi? Olabilir. Ya yani artık bu o takım üzerindeki konsantrasyonunu, her şeyini kaybetti Pereira. Ona söylenenini yapıyor. Ona söylenen de bu dörtlü oyna kardeşim. Peki alın size dörtlü. Hani böyle bir ama tavır içinde olabilir mi peki diye soruyorum. Ve bunun içinde eleştiriyorum. Ben üçlü diyordum ya. Pereira'nın oyunu bu. Hı. Bırakın kardeşim. Pereira ile eğer çalışıyorsanız Pereira'nın oyunu bu. Buna saygı duymalısınız. Tamam. Eleştirelim ama saygı duyalım. Tamam. Pereira ne zaman gidecek hesabı yapmayalım. Tamam. Onu yönetim yapsın. Tamam. O bizim işimiz değil hani zaten. Benim söylediğim şey buydu daha tamam. Önce. Evet. Üçlü de Pereira'nın kendi tercih ettiği oyunuydu. Pereira da futbolu bilen adam. O kadar da değil yani. Adam teknik direktör. Mutlaka. Bir tamam. Kariyeri de var. Tamam mutlaka. Dolayısıyla senin o dediğin üst akıl Pereira'ya başka bir oyun şart koşuyor ve Pereira da artık kontrolü kaybettiğini mi düşünüyor acaba diye benim aklıma geldi dün. Yani bu haftaki burada hoca benim açıklamasının altının biraz oradan dolu olduğunu düşünüyorum. Evet. Bir. İkincisi peki o üst akıl kim ise hadi seslendirelim. Başkan olabilir. Başkanın yakın çevresinden biri olabilir. Ya da oyuncu yapabilir bunu. Şimdi Mesut kariyeri,
İrfan kalitesi, takımın büyükleri, takımın patronları gidip ya hoca böyle yapıyoruz ama sahanın içinde bu gözle de böyle bir şey var. Biz böyle oynarsak sanki hepimizin verimi bir tık yukarı atacak diyebilir. Hoca da bu üst akıla uymuş olabilir. Şimdi orada da hemen parantezi koyalım. Üst akıl sadece başlangıç kadrosunu verdi. Oyuncu değişikliğine falan karışmadı diyorlar. Buyur bir kılıf da. Karışmadıysa o zaman ayrılırım ben. Galatasaray'ı kazandıktan sonra hocayla ayrılırım. Son 20 dakika görüntüyle. Tabii. O zaman ayrılırım. Biz böyle dedik. Tabii. İşler de iyi evet. gidiyorken o zaman ayrılırım. O zaman ayrılacaksın. O zaman ayrılırım. Çünkü yok. Şu anda senin getirdiğin Pereira değil. Başka bir Pereira ise o zaman onunla ayrılacaksın. Ya da bırakacaksın kendi oyununu oynasın. Ya, kendi oyunundan da memnun değilsen gene ayrılacaksın. Kendi oyununu da çok uzun bir süre şey yaptılar. Tahammül ettiler. Tahammül. Yani tahammül edildi. Bizler Fenerbahçe hani şu söylendi ya vardır bir bildiği falan dendi ya Pereira üzerinden. Biz o gün de söylüyorduk bak Erman söylüyordu. Biliyorum. O gün de söylüyorduk. Bu oyun götürmez. Bu oyunla zor. Doğru. Bu oyunla olmaz. O gün de söylüyorduk. Değerli kıymetli yorumcumuz Erman çok severim. Erman evet. Yani çok şahane bir insan. İyi de bulurum aklını şey. Nefis bir şey söyledi. Ya her şeyi bir kenara koydum. Ya sen niye yıldızlarını değersizleştiriyorsun ya? Sen neden yıldızlarını tartışmaya açık hale getiriyorsun dedi. Doğru. Neden? Çünkü sen Abdullah Hoca'dan şöyle bir şey duyduk mu? Ya hocam bu Hamşik bu dakika çıkmazdı. Vakayeme. Ya sen Vakayeme'siz nasıl başladın diye bir şey gördük mü Abdullah Hoca'dan? Ya da böyle bir ifade Abdullah Hoca için kullandık mı? Ya adam belli. Oraya yazıyor yıldızlarını. Etrafı kenarda Dorukhan oynattığı zaman var. Serkan oynattığı zaman var. İsmail Köybaşı ile başladı sezon başı. Olmadı. Dansville oynatıyor. Tovzant oynatıyor falan. İrfan'ı niye üzüyorsun değil ya, mi? Ya üzme ya. Üzme. Değil bak, ya? O yüzden sana verdim. Bir katkısı yok o yüzden ki. Oyuna katkısı çok fazlaydı. O yüzden verdim Galatasaray maçında bulduğun ilk gol örneğini. Kaleye 70 metre uzaklıktayken topu Galatasaray ağlarına bıraktı. İki kişi. İki pasta. İki dokunuşta. Müthişti. İki dokunuşla. Ve üst düzey iki dokunuş. Tabii şimdi şahane iki dokunuş. Şimdi bunun sana anlatacağı bir şey olmalı. Buradan bir şey çıkarmalısın. Acaba bunun yanına bir üçüncüyü sokabilir miyim diye bir şey öğretmesin. Crespo'yla, Zayt'la ve Meyer'le başladığın orta saha senin rakip kaleye nasıl götürür, ne hayal ettin? Ben anlamaya çalışmaktan yorulduğum kısım burası. Geçtim Pereira'nın maçın içinde yaptıkları, ettikleri, maç sonu söylediklerini falan. Çok basit, çok klişe tabirler. Yani mücadele ettik. Ya etme mücadele, etme. İstemiyorken kimse senden. Kadronda Mesut varken, kadronda İrfan varken, Pelkas varken, Sosa varken, Gustavo varken kimse bu kadar mücadele etmeni istemiyor senden. Ya bu mücadele, yorgunluk falan filan bunlar... Bunları bir ama yani hep takım mücadele etmiyor. Ama hep motive aynı fırtınada sığındığımız deyimler. Senin sorumluluğunda deyimler. Niye motive değilse sen motive edemiyorsun. Yorgunluk demektir. Da... Hocanın en önemli işidir yani. Ya Fuat abi yorgunluk da... Sergen Hoca için de benzeri şeyler konuşacağız biraz sonra. Ligin bu haftasında bu programdan geçeceğini bilmiyor musun? Biliyorsun. Ona göre programlayacaksın. Tabii. Biliyorsun bu programdan geçeceğini. Ligin bu haftası belli yani. Sergen Hoca istifa etmiş. Öyle konuşuluyor. Sonra Sayın Başkan'la konuştuktan sonra ikna olmuş ve şu anda takımın başında. Ve gazetelere bakıyorum. İşte yine böyle maddeler sıralanıyor. Sergen Hoca yeniden anlaştı ve mesela işte ilk haftalarda neden bu durumdayız? İlk haftalarda çok sakatlık oldu. Mesela bir işte maddeler halinde. İşte bazı oyuncular beklentilerin altında kaldı. Şimdi hani transferleri burada yönetim mi hatalı? Yani beklentilerin altında kaldı ne demek? İlk haftalarda çok sakatlı, diğer takımlarda da çok sakatlıklar oldu. Gerçi Beşiktaş'ta biraz daha fazla olmuş ama hemen hemen herkes yaşadı. Herkes otobülansa girdi. Girdi. Efendim takımda ciddi şekilde konsantrasyon ve motivasyon sorunu yaşandı. Ne demek ya? Yani hocada bence en büyük konsantrasyon problemini yaşayan bence hocanın kendisidir Beşiktaş'ta. Evet. Biraz uzaklaştı hoca. Evet.
Sonuçlar da etkili oldu. Sonra zaten. Hakemlerin hakem hataları, işte hakemlerin işte Beşiktaş'ın aleyhine çaldığı düdükler falan filan. Kulüpler Birliği'nden karar çıktı madde. Ama futbolun baş aktörleri bu hafta hiç konuşmadıkları kadar hakem kararlarını konuştu. Ya onu boş ver ya, zaten o hani gerçekten saçma sapan bir şeydi. O zaten uygulanabilir de bir şey. Peki. Olmadı. Ortadaydı. Konuştuk da onu. Gerçekten gündem olacak bir şey değildi o. Sonra hakem. Bütün lig için geçerli hakem hata. Şimdi eğer Beşiktaş'ın İlk kötü gidişin sebepleri buysa bütün takımlar için geçerli zaten bunlar. Dolayısıyla bunlar sebep olamaz. Ben hepsini siliyorum. Tamam. Kendi adıma. Evet. Şimdi yeni tedbirleri konuşuyoruz. Yeni tedbirler şöyle. Yine bir gazete haberinden aldım. Sergen demiş ki bunları yapacağız. Gelecek sezon hazırlıklarına geç başlanacak. Yok öyle değil. Erken başlanacak diyor. Şöyle mesela geç başlanacak deseydi sezon başında şaşırmazdık, ne derdin? Şaşırmazdık. Ya abi, kiralık oyuncu sayısı artırılacak deseydi mesela. Kiralık oyuncu sayısı azaltılacakmış. Yani yeni tedbirlerde. Mesela sezon başında bol bol kiralık oyuncu alacağız. Kiralık oyuncunun hani yeterince katkı sağlamadığı bir gerçek. İhtiyaca yönelik niye zaman zaman alınır. Geçen sene %100 katkıyla oynadı iki oyuncu. Gezzal'la... İşte yerine göre alınır. Ama kiralık oyuncu, hani bütün takım kiralık oyunculardan zaten oluşturmazsın. Gelecek sezonda yola devam etmeyi düşündüğümüz oyunculara daha az süre vereceğiz mi dese mesela... Yani daha çok süre verilecekmiş. Yani bunların terslerini söylediğim zaman saçma sapan şeyler ortaya çıkıyor. Tabii bunlar yapılacak. İşte transferde bonservis bedeli ödemeyeceğiz. Yok, bol bol ödeyin. Hani onu kollayın. Tabii ki ödememeye dikkat edilecek. İşte ne bileyim, işte takımın ihtiyacına, isme göre değil ihtiyaca göre. Yok, isme göre yapsaydınız. Yani transferde hocanın fikri alınacak. Almasaydınız... Alınmadı mı acaba? Demek ki almadılar. Hmm. Ne bileyim, demek ki isme göre transfer yaptılar. Demek ki bol bol bonservis bedeli ödemeye çalıştılar. Başka var mı madde? Ya işte ne bileyim, son sözleşme peşinde olan oyuncular tercih edilmeyecek. Var yani, son geliyor. Tamam. Onu şeyle, nümayişle karşılıyorsun havaalanına büyük, sonra katranlı tüyle yolluyorsun, transferleri var. Yani, yani şimdi bizi bir adrese mi yönlendiriyor Sergen Hoca? Ya bütün bu son bunlar... sözleşme peşinde olan oyuncular alın tercih edilecek dese mesela eleştirmez misiniz? Eleştiririz tabii canım. Peki bunlar tedbir olabilir mi? Bunlar zaten şampiyonluğa oynayan yılların hani şey efsane olmuş bir kulübün yönetiminin ve teknik kadrosunun zaten dikkat etmesi gereken bir daha şeyler verebilir değil misiniz ya? Küpürü ekrana? Bak. Şunu söyleyeyim. Ya bu bir gazete haberi. Yani bu sayfa dolsun haberi. Hazırda, hali hazırda da Ahmet, Sayın Başkan Ahmet Nur Çebi, Sergen Hoca. O zaman gazetenin bir eleştirisi olabilir bu. Yani çünkü hani bunları yapmadınız, şimdi bu hataları düzeltin. Ben oradan okurum. Tamam, peki. Ben oradan okurum. Böyle olsaydı daha iyiydi, daha iyi olur muydu'dan okurum. Çünkü Sergen Hoca çıkıp böyle bir şey söylemez. Ben ona inanmak istemem. Bu yok, çünkü yönetimle birlikte aldıkları karar içeride bunları yapamadığına dair alınan karardır. Bu sene bunu yaptık da o yüzden buradayız. Bütün bunlar böyle böyle oldu. Bak, bu maddeleri böyle sıralayalım. Bunları seneye yapmazsak yolumuz daha aydınlık abi, olur diye. Abi eğer bunları diyorsa, böyle sezona böyle başladıysanız, ilk saydıklarım vardı ya, hata şeyin kötü gidişatın, evet, sebebi. Evet. Onların bir anlamı kalmadı ki. Zaten. Böyle yaparsan zaten kötü gider takım. Şimdi bu O toplantı yapılmışken kamuoyuyla paylaşılabilecek şekli, hadi biz geldik, bir araya da geldik, sular duruldu, buradan bir karara bağladık, bu kararın da karşılığı böyle böyle şeyler konuşuldu, bir fotoğraf çiziyorsun, onu servis ediyorsun olabilir. Yoksa oraya daha var. Benim derdim şu, niye bir araya geldiniz? Bir araya gelebilir Sayın Başkan ve takımın hocası. Her takım için geçerli. Niye bunu kamuoyu önünde yaptınız? Sayın Başkan ertesi gün rejenerasyon antrenmanı için Nevzat Demir tesislerine gider. Antrenman bittikten sonra hocayla otururlar. Hocam bir gelsene der. Bir otururlar, bir çay kahve içersin. Gel bir kahve içelim der. Ne oluyoruz ya, bizim derdimiz sıkıntımız ne? Sana nasıl yardımcı olalım? Bak, biz de buraları bir gördük. Ne düşünürsün? Oturursun, konuşursun bunu. Hiç kamuoyunda bundan haberi olmaz. Niye bu kamuoyuna yansıdı?
Öyle başladın ya, Sergen Hoca istifa etmiş diye. Şimdi Sergen Hoca gidip ben istifa ettim. Başkan da hayır hocam biz seninle devam etmek istiyoruz. Sana olan güvenimiz tam. Sen bu takımı geçen sene şampiyon yaptın. Benzer bir süreçten geçtik. Buradan yine ayağa kaldıracak, toparlayacak olan sensin demişse bunun çok kredi yazdığına şahit olmadım ben. Buradan bir şey çıkmaz diyorsun. Temenniyle söylemiyorum bunu ama çok kredi yazdığına şahit olmadım. Zordur o süreç. Sergen Hoca demişse, Sergen Hoca dediyse o zaman da tamamen sonuçlarla doğru orantılı bir yere geliyorsun. Kendini de risk altına alarak. Çünkü dediğin dakika yatıp kalkıp Nevzat Demir'de yaşaman lazım. Bu zamana kadar yapmadığının da göstergesi doğru olur. Bu biraz sağlıksız geldi bana. Kamuoyuna yansıyış şekli. Nihat Kahveci'nin, ben de şu cümlesini çok beğendim. Sergen Hoca istifa edemedi, başkan da gönderemedi. Yani başkanla Sergen arasında gerçekleşen hikaye bu. O gidemedi, o gönderemedi. Ya ortada kaldı mesele. Ama sahneyi doğru terk etmek önemli. Şimdi 7 maçtır galip gelemiyorsun üst üste. Önünde 2 tane kritik maç var. Üçüncüsü de Fenerbahçe derbisi. Geçen seneki türbülansın aynı yerindesin. Yani Başakşehir, Fenerbahçe. Şimdi Sergen Yalçın performansı bekliyoruz diyorsun. Şimdi dokundun. Bak geçen hafta iki hafta önce konuştuk. Milli takım arasından sonra bir Sergen Yalçın dokunması bekliyoruz dedik. Sergen Hoca dokunması takımın üzerinde etkili olmadı. Şimdi Kasımpaşa, Kayseri, Fener deplasmanına gidiyorsun. Bir öngörüm var. Nedir? Bunu temenniyle söylemiyorum. Öngörüdür bu. Atıyorum havuza. Olur ya da olmaz. Fenerbahçe Beşiktaş derbisine iki farklı hocayı görebiliriz. Anladım. Hem Fenerbahçe'de hem Beşiktaş'ta iki farklı hocayı görebiliriz. Yani gidişat biraz onu gösteriyor. Peki biraz Galatasaray konuşalım. Ne diyorsun? Galatasaray'da da yorgunluk meselesi ön plana çıktı. Yani şimdi hani çok başarılı performans gösteren oyuncular ikinci yarıda oyuna girdiler. Sebebi de yani Fatih Hoca söylemedi bunu da hani böyle işte makaleler okudum. Köşe yazarları, futbol uzmanları. İki zorluk derecesi yüksek maçtan çıktı. Çıkıldı. Yorgundu takım. Onun için böyle bir 11 ile sahaya çıktı. Peki ikinci yarı o yorgun oyuncular oyuna girdikten sonra çöpe atılmış bir 45 dakika sonrası Galatasaray şahane bir oyun ortaya koydu. Çöpe atılmış 45 dakikalar. Demek ki bu yorgunluk meselesini biraz fazla abartıyor muyuz? Peki şöyle yapalım. 45 dakika oynuyor ya oyuncu. Baştan oynatalım ilk 45 dakika. Orada işte rotasyonun devreye girdiği yer burası. Hocalar şunu düşünüyor olabilirler Fuat abi. Tedrisattan da geçtiğim için söyleyeyim. Diyebilir ki hoca. Maratondayız. Yoğun maç trafiği içerisindeyiz. Oynamayan oyuncunun da oynamaya da ihtiyacı var. Takımın bütünlüğü açısından, teneffüs etmesi açısından. Bu maç kısmen zorluk derecesi daha düşük bir maç. Ben önce bunlarla başlayayım. Yapabilirsem diğer oyuncuların da dinlenmiş, haftayı pas geçmiş, bir nefes almış olabilirler. Ama iş kötü gidince ya, şuna geliyoruz. Niye yoruluyorlar? İş kötü gidince şuna geliyoruz. Benim sorum şu, yorgunluk ne? Bak, yani neden yorgun? Ben gerçekten orada ben onu bir mesele ediyorum. Yani bir anı anlatayım mı sana? Anlat lütfen. Biz Karaeskaki'de Yunanistan'ı yendik 4-1. Hı hı. Benim de kariyer maçlarımdan biri oldu. Kuş taşa çarptı yani öyle. Arada denk geliyordu. Estağfurullah. Tamam. İşte man of the match, maçın adamı falan. Güzel, nefis de bir gol. 4-1 de olağanüstü bir zafer. Hala büyük bir gururla anlattığımız, sokağa çıktığımızda karşılaştığımız nefis bir duygu, miras. 3 gün sonra Frankfurt'ta cezalı oynuyoruz. Frankfurt. 3 gün sonra Norveç'le oynayacağız. Hoca, o gece Atina'da kaldık. Ertesi gün Frankfurt'ta uçtuk. Hoca gece odaya çağırdı beni. Nedir dedi, tebrik etti falan. Nedir dedi durum. Öldüm hocam dedim ya. Çok yoruldum. Dedi daha 3 gün var, bir bakalım. Norveç maçına da seninle başlamayı düşünüyorum ama bir konuşalım. Ertesi gün rejenerasyon antrenmanı, yenilenme. Tık yok bende.
Gelemiyorum. Bir gün sonra kısmen daha iyiyim. Norveç'te böyle bozmaya dayalı bir oyun. Yunanistan'da oynadığımız maçın dışında bir oyun oynanacak. Deplasman oynuyor onlar. Biz kendi sahamız gibi oynuyoruz. Sürtünmeye dayalı bir oyun var. Ve gidip maç sabahı çağırdı. Dedim ki hocam. Nedir durum dedi. Dedim ki dönemedim ben. Yani gelmedi vücut yerine. Emre de uzun zaman sonra Belezoğlu uzun zaman sonra kadroya dahil olmuştu. Cezasım vardı, sakatlığım vardı neyse. Dedim ki yani başka bir arkadaşımla başla. Kendi kafamdan da Emre ile başlasın. Oyunun gidişatına göre de ben girerim diye düşünüyorum. Öyle mi diyorsun? Evet, 11 başlıyorsun dedi. 45'te bravo. Oyundan çıktım ben. 45'te oyundan çıktım topa değmeden. Hiçbir şey yapmadan. Bir maç önce man of the match, maçın en iyi adamı. 3 gün sonra 45'te oyundan aldı hoca ki doğal olarak çok kötü bir gün geçirdim. Bazen olabilir. Oyuncu gider bunu söyler. Olabilir. Ama bak bence hoca doğrusunu yapmış. Başlamış. Bana sorarsan. Çünkü bunun mental, böyle bir fiziksel yorgunluk ben... Çünkü bir örnekleri var. Yani örnek... Yani Salah niye, mesela, yorulmuyor. Yani Lewandowski yorulmuyor. Mesela, niye yorulmuyor? Messi yorulmuyor. Niye? Bunlar niye yorulmuyor? Yorulmuyor. Abi? Sakatlanmıyor. Hiçbiri yorulmuyor, yorulmuyor bunların. Hı, anlıyorum. Bu tamamen mental bir durumdur. Hoca da bunu denemiş. Evet. Seni o mental durumdan kurtarmaya çalışıyor. Bana göre yaptığı şey bu. Dolayısıyla da yani ya Kerem... Bir de Fatih Hoca'yı konuşuyoruz. Galatasaray konuşuyoruz. Bu ne zaman bitecek rotasyon Galatasaray'da sence? Bitmez. Yoksa gelenekselleşti mi? Bitmez. Ama geniş kadrolar, kadro mühendislikleri bu yüzden yapılıyor. Sezon başı gayet makul konuşuluyor. Rotasyon konuşulduğu dakika. Çok uzun maraton. Hı. Ya zaten maraton uzun da çok uzuna gerek yok. Maraton. Adı maraton zaten. Adı maraton. Onun için uzun olduğu için maraton diyoruz. Peki. Maraton. Ve bu uzun lig yarışında senin her oyuncuya ihtiyacın var. Oyuncular da bir yerde oynayacaklar. Yani kupa oynayacak, kimi Avrupa kupası. Bak biz Stamford Bridge'de Chelsea 2-0 Sergen Hoca'nın golüyle yenerken 3 gün sonra Elazığ'a Sergen Hoca'nın gelmeyeceğini biliyorduk. 3 gün sonra Elazığ deplasmanı Sergen Hoca oynamayacak. Rotasyon bu işte rotasyon. Ama orada da bölge şöyleydi. Sergen Pank oynuyorsa Ahmet Hasan Tümer oynuyordu. Ya da Panku Tümer oynuyordu. Yani, halloluyordu yani mesele. Ya mesele halloluyor. Sen içeride çözüm bulursan rotasyon bu kadar. Doğru oyuncuları rotasyon edeceksin. Benim rotasyona bir itirazım yok. Benim itirazım devşirmeye. Sağ bekten sol bek. Ferdi Kadıoğlu. Ya meğer Crespo İrfan Can'dan, Mesut'tan daha fazla dakika almış olabilirler mi ya? Yani yarın öbür gün çocuklarına şunu anlatır ha. Ben Mesut'tan daha fazla oynadım dese ne diyeceksin ya? Tabii. Ve bu bir hocadan, hoca tercihinden dolayı olmuşsa bu makul karşılanabilir bir şey olabilir. Ya ben hep şöyle bir örnek veririm. Eskiden hani gazetelerde poster çıkardı ya. Evet. Asardık abi duvarlarını. Şimdi zaten. Poster asabilir misin? Yok. Kim yani? Hani yok. Böyle 11 dizilirdi bir fotoğraf çıkardı asardı. Şimdi hangi takımın posteri sence asılabilir? Yok şimdi biraz dijitale de döndük. O kağıt posterler falan koca koca. Yok ne? Ya bu gene basar. Ben olsa basarım yani bilmiyorum. Yani, yok, hani kim asacak abi? Ama çocuklar poster... sokağa çıkıp futbol oynamıyorlar ya, takımın... ya. Hayır bir de poster yok ortada. Hani takım 11 yok ki. Kaç kişi? 50... Doğru. Ha, şey... Kaç kişi? Standart yerden takım 11 yok. Ezbere sayılabilecek takım 11'i. Ezbere sayılacak 11 Reşat Ali doğduğunda... Biraz futbolun geldiği nokta durum, bu. Noktayla da Reşat Ali doğduğunda kız kardeşim, kız kardeşimin oğlu doğduğunda Fenerbahçe'de oynuyordum ben. Annem de inanır böyle şeylere. Dedi ki, oğlum göbek bağından iki tane parça almış. Birini dedi stada gömelim, birini de dedi üniversitenin bahçesine. Tamam mı? İşte ya okusun ya futbolcu olsun. Tövbe. İkisiyle de alakası yok. Ne okulla ne futbolla. Hani işte olur mu falan diyorlar. Yok abi olmaz. Zaten olunmuyor. Doğarsın. Sana bir yetenek verilir. 3 yaşında yün yumaklara vurmakla başlıyor hikaye. Göbek bağını stadyuma mı gömmüşler?
Hayır, gömmemişler abi. O bir şekilde geliyorsun. Sokağa çıkan şey yok, çocuk yok. Tabii. Hiç görmüyorum abi ben. Yok yok, eski. Artık başka bir şey o. Ya Rıdvan Hoca, Tanju Çolak demiş ki Rıdvan Hoca'ya. Ya bizim oğlan bir top oynuyor demiş. Oğlum diye söylemiyorum. Ya Rıdvan gel bir baksana şuna demiş. Bir maça gittik diyor Rıdvan Hoca. Beraber seyrediyorlar. Diyor ki 5. dakikada demiş ki Tanju demiş. O çocuk okuyor mu demiş. Okuyor, okula gidiyor demiş. Devam etsin. Aman demiş. Naifçe söylemiş olmazı. Bir de ya maçtan sonra Selçuk İnan demeç verdi ya hani cezadan dolayı. Ha. Ya diyor ki şeyde diyor soyunma odasında diyor herkes hakemi konuştu diyor. Ya bu benim çok dikkatimi çekti. Soyunma odasında hakem konuşuluyorsa bence orada problem var Tümer ya. Var tabii ki. Yani hakem mi konuşulur? Yani futbolcu maçtan sonra konuşacağı şey hakem olabilir mi? Konuşursun ama ya konuşursun, çok büyük yer kaplamaz. Yani bu şiddette yer kaplamaz. Sen maçın hikayesini hakem üzerinden anlatacaksan o zaman kaplar tabii ki. Değil mi ya? Şimdi ben söyledim. Burada da söyledim. Senelerdir de dile getiriyorum. Hocalarımız yaptığı iyi şeylerin konuşulmasını, anlatılmasını istiyor. Futbolcularımız, futbolcu kardeşlerimiz keza aynı şekilde. Ama bunu yapamadın Selçuk diyorum. Abi oraya girmeyelim diyorlar. Ya Fuatçım bunu yapamadın. O zaman hakem konuşalım. Oraya girmeyelim. Hakem konuşalım. Ya konuştun hakem ne olacak? Abi topçu hakem niye konuşsun ya? Tamam kızabilir hakeme bilmem onlar bir şey de. Ama konu hani konu başlığı hakemler olmaması lazım. Özellikle bir de soyunma odasında ve maçtan sonra. Bence topçu da konuşsun. Ama özellikle yardımcılar konuşuyor. Bak geçen hafta Necati Hoca üzerinden söyledim. Bu hafta Selçuk Hoca üzerinden de şöyle küçük, ikisi de sevdiğim kardeşimdir ayrı. Ama şöyle küçük bir eleştirim olsun. Şimdi hoca dışarıdayken size de orada olma sebeplerinizden bir tanesi olan fırsat geliyor. Yani işini yapıyorsun ve o işinin karşılığında da kamuoyuna maçın hikayesini anlatabilecek fırsat geliyor. Gelip maçın hikayesini ne düşündüğünüzü, ne çalıştığınızı, neyi yaptığınızı, neyi yapmak istediğinizi, İşte bunları konuşsa daha iyi değil bunları mi? Konuşsanız üstüne de ya burada bu karar için de böyle düşünüyorum dersen onu tamam hadi parçası olarak görürüm. Hani taraftar anlarım. Konuş hakemin yüzünden. Eyvallah anlarım. Taraftar. Abi onlar i̇şte taraftar. İşte ne bileyim yönetici tarafız. Anlarım. Yönetici çünkü hani işi o zaten hani bizde Türkiye'de yönetici böyle, olmak demek böyle, hakem konuşmak böyle demek bir, zaten. Böyle bir ne kadar iyi hakem konuşuyorsan oldu. O kadar iyi yönetici evet. Oluyorsun. Tamam bunlar medya olabilir. Herkes ama futbolcu bir oyunu konuşun be abi. Sizin teknik adam ben. Oyunu konuşun. Aynı fikirdeyim abi. Önce oyunu konuşalım evet yani. Önce. Peki Messi mi Lewandowski mi? Hadi bakalım Ballon d'Or'u aldı Messi gene. Çok tepki var. Ben de dahil. Ya yani Lewandowski daha ne yapacak ki? Diye soruluyor. Ben de aynı soruyu soruyorum. Ne yapması lazım Tümer? Ben %100 aynı fikirdeyim. Hı hı. Ya Messi'ye hayır dediğim için söylemiyorum bunu. Messi'ye yani, verilmiş. Tamam. Messi zaten de diyor zaten. Messi de diyor. Lewandowski. Bir de sıkılırsın ya. Bu kadar Ballon d'Or ben de çok var al deseydi. Allah Allah. Değil mi Lewandowski? O da adam da hani beklentisi varmış belli ki. Hak kötü etti kötü ama Lewandowski. Etti ya çünkü. Ya bir tek. Ya bakışlarından Lewandowski'nin ya ben hak ettim kardeşim dediği belli oluyor yani hani abi, gerçekten de öyle çok enteresan ya. İnanılmaz ya. Lewandowski, Salah bu oyuncular da işte Benzema, Kane bu oyuncular öyle bir yere geldiler ki önlerinde iki tane lokomotif var. Biri Ronaldo, biri Messi. Abi geç geçebilirsen şimdi. Lewandowski geçti çocuk daha ne yapsın? Lewandowski sistem ediyor. Bana niye vermediniz diye. Kim aldı diye soracaklar. Messi'ye verdik. Ha o zaman tamam falan. Demiyor ama. Herkes artık diyebilir demiyor. Herkes. Sokakta ha, diyebilir yani. Denebilir ya. Ha yanlış döneme denk geldi diyorsun. Evet sokakta. Ya kim almıştı senin döneminde? İşte Messi'ye verdiler. Ne diyeceksin ki abi? Doğru söylüyorsun. Peki. Yemek Sepeti'nin sunduğu dahası var. Bitti değerli seyirciler. Cuma günü. Yeniden birlikte olmak umuduyla hoşçakalınız.